Değerli basın mensupları, parti meclisimiz bugün 37. kurultayımızdan, olağan kurultayımızdan önceki son toplantısını yapıyor. Genel başkanımız toplantının başlangıcında bu dönemdeki çalışmaları değerlendirdi ve parti meclisimizin üyelerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Parti meclisimizin gündeminde yaklaşan 37. olağan kurultay süreci, Yalova Belediye Başkanımız hakkında işletilen haksız ve hukuksuz, adaletsiz süreç, partimizin hazırladığı romanlara yönelik eylem planı, küresel bir salgın haline gelen koronavirüsle ilgili gelişmeler ve yanında diğer konular da vardı. Ancak bu konulardaki değerlendirmelerimize geçmeden önce, bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıl dönümü. İstiklal Marşımız, milletimizin azim ve kararlılıkla elde ettiği bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal Marşımız, emperyalizme karşı ulusça omuz omuza verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin kelimelere dökülmüş halidir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu vesileyle büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, saray dün göz göre göre Yalova'da gerçekleştirdikleri milli irade gaspına bir de kutlama düzenledi. Bilindiği gibi Yalova Belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya çıkarmıştı ve yargıya da taşımıştı. Ama ne hikmetse bizim belediye başkanımız haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı. Dün AK Parti Genel Başkanı partisinin il başkanları toplantısında çıktı. Her zaman olduğu gibi önce Yalova Belediye Başkanımızla ilgili iftiralarını arka arkaya sıraladı. Sonunda da hak yerini buldu dedi. Yalova'da Yalovalı'nın seçtiği belediye başkanını görevden alıp sonra da hak yerini buldu demek hak yemenin dikalasıdır. Üstüne üstlük seçilmiş belediye başkanının yerine belediye başkan vekilini il başkanları toplantısına çağırıp kutlama yapıyorsunuz. Bunun hangi izanla bağdaştığını açıkça sormak gerekiyor. Bu mızıkçılıktır. Yalovalıların iradesine büyük bir darbedir. Yalovalıların teveccühüne mazhar olamayan AK Parti mızıkçılık yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığını çalmaya kalkmıştır. Kürsüye çıkarılan AK Partili zat Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı değil, ona vekaleten belediye meclisi tarafından getirilen kişidir. AK Parti Genel Başkanı daha önce milliyetçiliği ayaklar altına almıştı. Maalesef dün yapmış olduğu bu kutlamayla millet iradesini de ayaklar altına almış oldu. Yaşananlar bize sarayın hedefinin Türkiye'de muhalefetin odağı olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olduğunu artık açıkça göstermektedir. Dertleri ellerinden kayıp gitmekte olan iktidarı bırakmamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin susturulduğu bir ortamda diledikleri gibi at oynatmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni baskıyla, tehditle, şantajla, idari kararlarla, bunlar da yetmediğinde güdümlü yargı kararlarıyla ve milyonluk tazminat davalarıyla susturamazlar. Bir kere daha söyleyelim. Demirden korksak trene binmezdik. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak iktidara emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, zor zamanlardan geçiyoruz. 2020'ye felaket ve sıkıntılarla başladık. Depremde, çığ felaketlerinde ve uçak kazasında onlarca canımızı yitirdik. Ve son bir ayda vatan toprakları dışında İdlib'de 59 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü. Daha bir krizi hazmedemeden başka krizlerle karşılaşıyoruz. Şimdi de koronavirüsü Türkiye sınırlarına girdi. Bu tabii hayatımızı ciddi şekilde değiştirecektir. Ama korku ve panik yerine bilinçle, bilgiyle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Geçtiğimiz yıl sonunda Çin'de başlayan koronavirüsü salgını dün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın yani pandemik olarak tanımlandı. Hızla yayılan ve 114 ülkede görülen virüsten etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaştı. Bu 114 içinde bugünkü rakamlar yok, Türkiye'de ilave olacak. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4500'ü geçti.
Bu çerçevede bütün devletlere ve uluslararası topluma önemli görevler düşüyor. Devletlerin birinci önceliği şüphesiz vatandaşların sağlığını korumaktır. Koronavirüsüyle mücadelenin ilk ve en önemli aşaması hastalığın insanlara bulaşmasını önlemek olmalıdır. İkinci aşamada hastalığa yakalananları hızla tedavi etmektir. Ülkemizde hastalığın sınırlarımızdan içeri girmesini engellemek için elden gelen yapılmıştır. Bugünkü toplantımızda bu konunun uzmanı olan parti meclis üyemiz Profesör Doktor Sayın Gaye Usler parti meclisimize gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Ülkemiz koronavirüsünün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu hep beraber tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Yine hastalığın tedavisi için yeterince merkez kurulduğunu da ilgililerin açıklamalarından öğrendik. Ancak hastalık artık ülkemizdedir. Şimdi bu hastalığın vatandaşlarımıza bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için tedbirler alınması gerekiyor. Yine kurulmuş olan bu merkezlerin yeterliliği de dikkatle izlenmesi, takip edilmesi, sürekli tedbirler alınması gereken bir husus. Korona ya da COVID-19 çok hızlı yayılan bir virüs. Hastalığı kendimize, ailemize, dostlarımıza, komşularımıza, mahallemize, şehrimize, milletimize bulaştırmamak için hepimize, her kesime düşen görevler var. Bu hastalığın yayılmasını önlemek için her şeyden önce ortak aklı çalıştırmalı, ortak hareket etmeli, paniğe kapılmamalıyız. Bu gibi kriz anlarında şüphesiz en çok ihtiyacımız olan güvendir. Bunun için yönetim halkımızı doğru bilgilendirmeye devam etmeli ve gerekli adımları da zamanında atmalıdır. Değerli basın mensupları, salgın sadece küresel sağlığı tehdit etmiyor. Küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Küresel büyüme, küresel ticaret, küresel yatırımlar ciddi baskı altında. Ve tüm uluslararası kuruluşlar buna bağlı olarak alarma geçmiş vaziyette. Küresel üretim ve değer zincirleri koparken küresel borsalar, faizler ve güven dip yapıyor. Şu anda tüm ekonomiler hem arz hem de talep kanalından çok ciddi bir darbe yiyor. Bunun finansa da yansıması bekleniyor. Bir yandan ekonomilerin ara malı tedariki güçleşirken diğer yandan tüketim ve yatırım harcamaları zayıflıyor. Dünya daha önce görmediği bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bizim gibi üretimi büyük ölçüde ithalata bağlı yanlış politikalar nedeniyle firmaları ve aileleri aşırı borçlu ekonomilerin bu türbülanstan öyle ya da böyle olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Nitekim başta finansal piyasalarımız olmak üzere ekonomimizde söz konusu türbülansın etkilerine şahit oluyoruz. Dolar kuru şu an itibariyle 6 lira 25 kuruş. Kredi temerrüt risk primimiz 400 lira aşmış vaziyette. Petrol savaşlarına bağlı olarak enerji fiyatları bir süre aşağıya gelse de Türkiye'nin cari açığının finansmanı ve dış borç ödemeleri konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. İnsanlar marketlerde makarna, bakliyat, kuru gıda ve temizlik ürünü raflarına hücum ediyor. Değerli basın mensupları, fiyatlar aşırı artıyor. Burada fiyat kontrolleri de büyük önem taşıyor. Henüz kendi ekonomik krizimizden çıkmamışken bir de koronadan kaynaklı küresel türbülansla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle krizin üreten sektörlere, tüketime, yatırıma ve finans sektörüne yayılmasını önleyecek acil tedbirlere ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak koronavirüsü ile ilgili iç ve dış gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Belediyelerimiz bu konuda üzerine düşenleri yerine getirmek için ciddi gayretler gösteriyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'da yapılacaklar konusunda belediyelerimizi bilgilendiriyor. Toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarında hijyen sağlanması amacıyla belediyelerimiz adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyor. Bu çerçevede biz de Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası olarak geçtiğimiz Salı günü toplandık ve koronavirüsünün vatandaşlarımız ve ekonomimiz için olası etkilerini değerlendirdik. Yarın yine bir basın toplantısıyla ekonomide alınması gereken tedbirleri sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun.
Fırat Irmak, Fox Haber. Efendim dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında Sayın Genel Başkan'a yönelik bazı açıklamalar oldu. Gözetleme mevzilerine ilişkin. Bay Kemal kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor. 12 gözlem noktamız şu anda var. Bay Kemal bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz ama gidemez dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Genel Başkanımız hem orayı hem de gözlem noktalarının sayısını gayet iyi biliyor. Genel Başkanımızın altını çizerek söylediği husus şu. 7 tane gözlem noktası Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ordusunun kontrol ettiği alanda kalmıştır diyor. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın bundan haberi yok. Bir başka söylediği şey de şu, bu gözlem noktalarının Suriye askerlerinin kontrolü altında bulunan bölgede kalması, bu gözetleme noktalarının savunmasının bir anlamda Suriye ordusuna verildiği anlamına gelir ki bunu kabul etmek mümkün değildir diyor. Ama söylüyorum yani bugün bu ülkede izlenen yalanı doğru gibi anlatan müflis bezirgan zihniyeti, politikası, siyaseti işte böyle durumlarla karşı yani gerçekleri böylesine saptırıyor. Arkadaşlar şunu açıkça ifade edeyim. Dünkü konuşmalar bizim genel başkanımızın İdlib'de alanı ben ordunun başkomutanıyım diyen Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Genel Başkanı'ndan daha iyi bildiğini gösteriyor. İki, şunu açıkça ifade edeyim. Bizim Genel Başkanımız Kahraman Mehmetçiğimizle nerede olursa olsun omuz omuza durmaktan büyük bir şeref duyar. Dün Grup Başkan Vekilimiz söyledi. Gitme niyetleri varsa Sayın Genel Başkanımız sınırda AK Parti Genel Başkanı'nı bekliyor. Buyursunlar, Sayın Genel Başkanımız da bölgede ne olup olmadığını kendisine bir anlatıversin. Evet. Buyurun. Ünal Kaya, CNN Türk. Efendim, kurultaya ilişkinde bir koronavirüse yönelik önlem alındı mı, bu konu değerlendirildi mi, bir iptal, erteleme söz konusu olacak mı ya da MYK'ya yetki verildi mi? Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve tabii bu önlemler çerçevesinde ülkemizin, üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir, talebimizdir. Efendim, ertelenmeyip seyircisi gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir mi? Bu yönde bir irade var mı? Arkadaşlar bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama şu anda daha toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir açıklaması, herhangi bir yönlendirmesi yok. Yani ülkenin ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu şey yönlendirmeleri de yakından dikkatle takip edeceğiz tabii ki. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması daha oldu. O da 2023 seçimlerine yönelik bir vurgu yaptıktan sonra Sayın Genel Başkan'a yönelik aday ol çağrısı yaptı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? 3 yıl önceki seçime yönelik de zamanında bir seçim olacağına yönelik vurgusu da var tabii ki bu bağlamda. Şimdi herhalde seçimlerde kimin aday olup kimin aday olmayacağı AK Parti Genel Başkanı tarafından belirlenecek bir husus değildir. Bu hususu belirleyecek olan milletimizin
içinde bulunduğumuz ittifakın mensuplarının, bu ittifakı meydana getiren partilerin, yine bu ittifakın liderlerinin karar verecekleri bir husustur. O gün geldiğinde kim çıkıyor göreceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum.